Ultera ameliyatsız yüz germe uygulaması nedir? Aslında bu bir ses dalgası. Ses dalgası tıpta birçok yerde kullanılıyor. En başta ultrasonografi de kullanıyor. Yani görüntüleme yöntemi olarak kullanılıyor. Onun haricinde taş kırma da kullanılabiliyor. Yani ses dalgasının yapısını ve odağını değiştirerek birçok tıbbi tedavi yapılabiliyor. İşte burada Ultera uygulamasında odaklı ultrason, odaklı ses dalgası kullanılıyor. Yani hastamıza bir ses dalgasını belli derinliklere yollayarak o bölgede kontrollü hasar oluşturmayı amaçlıyoruz. Genelde 4,5 mm ve 3 mm derinliklerde uygulamalar yaparak hastanın deri altındaki derin smas tabakasına ve nispeten daha yüzeyen cilt altı tabakasında kontrollü hasarlar oluşturarak bu bölgede bir yüz germe, yani bir ciltte toparlanma hedefleniyor. Ultera bir kırışıklık tedavisi değil, daha çok sarkmış olan yanakların, boynun toparlanması işlemidir. Tek seans yapılmaktadır. Yani hani böyle diğer uygulamalar gibi seanslı bir işlem değil, bir seans yapılıyor. Ortalama bir saat kadar sürüyor bu işlem. Ben tercihen lokal anestezi altında yapıyorum. Dolayısıyla ağrıda olan uygulamanın ağrıyacak yerleri lokal anestezi ile uyuşturuyoruz ve akabinde uygulamamızı yapıyoruz. Ortalama bir saat kadar sürüyor. Hemen hafif bir sonuç alınıyor. Yani hasta ultera yaptıktan sonra aynaya baktığı anda özellikle gıdısının daha iyi hale geldiğini kesinlikle görüyor. Yanak bölgesi de kendini gösterebiliyor ama yanak bölgesinde hafif lokal anestezi olduğu için belki o anda anlayamayabiliyor. Göz çevresine yaptığımız zaman kaşı kaldırıyor, göz kenarları daha iyi hale geliyor, göz altı torbalarını küçültüyor. Yanaklara yaptığımız zaman ultrayı yanak bölgesinde bir kalkma, gerilme, çene hattının keskinleşmesi, yanakla boynun birbirinden ayrılması söz konusu. Gıdı bölgesine yaptığımız zaman gıdı hemen toparlanıyor. Başka nerelere yapılabilir? Başka alt boyun bölgesine yapılabiliyor. Dekolte bölgesine yapılabiliyor ve buralarda da bir toparlanma amaçlanıyor. Ama diğer vücut bölgelerine uygulanan bir yöntem değil. Daha çok ameliyatsız yüz boyun yöntemi, yüz boyun germe yöntemi. Bu yöntem diğer eşdeğer lazer, radyo frekans, altın iğneler, karbondioksit lazerler, erbium lazerler bu tarz lazerlere göre çok daha efektif, çok daha derine inen bir uygulama. Diğer bütün lazer sistemleri yüzeyer kalıyor ve hastanın yüzünde kızarıklık yaratıyor. Halbuki ultera tamamen hiçbir kızarıklık, hiçbir şişlik olmadan bunu yapıyor. Yani hastaya ultrayı uygulayalım, normal dışarıda işine gücüne devam edebilir, restoranda yemeğini yiyebilir. Yani bu böyle bir uygulama. Hemen hafif bir sonuç görüyoruz. Bir hafta sonra daha iyi hisseder, bir ay sonra daha iyi olur. En iyi neticeler 6. ayda ortaya çıkar. 6. aydan sonra artık etkiler yavaş yavaş azalmaya başlar ve 2 senenin sonunda ultranın etkisi biter. Ultranın etkisi bittiği zaman hasta eskisinden daha kötü hale gelmez. En çok sorulan sorulardan bir tanesi o. Çünkü bu sizin tamamen kolajen ve elastik liflerinizi tetikliyor. Yani o içerideki kontrollü hasar sırasında vücudumuz o bölgeyi iyileştirmeye çalışırken daha çok kolajen lif salgılıyor. Dolayısıyla da tamamen sizin kendi hücrelerinizi tetikliyor. Öyle olduğu için de hiçbir şekilde eskisinden daha kötü hale gelmezsiniz. Daha iyi hale gelirsiniz ama daha kötü olmaz. Veya 2 senenin sonunda nasıl duruma gelecekseniz o şekilde olursunuz. Ultera adı altında HIFU dediğimiz bazı sistemler vardır. HIFU aslında Focused Ultrason, yani bizim Ultera'nın anlamını taşıyan bir kısaltma. Ancak HIFU cihazları orijinal Ultera cihazı değil. Yani orijinal Ultera olması için Amerikan menşeli firmanın cihazı olması gerekiyor. Orijinal olmayan ultralar gerçeği gibi etki göstermeyecektir. Dolayısıyla bunlarda yan etki ve komplikasyon riski de vardır. Dolayısıyla uygulama tercih ederken orijinal ultra olup olmadığını mutlaka öğrenmeniz gerekir. Çünkü ultranın hiçbir yan etkisi yok. Yani hastada bir yanık oluşturmuyor, yüzünde bir problem yaratmıyor. En fazla olabilecek şeyler bazen boyun bölgesinde hasta kıpırdadığı zaman yüzeyel 1-2 gün süren çok hafif bir çizgi şeklinde kızarıklık birkaç noktada. Onun haricinde ertesi gün hastanın sadece anlayabileceği, dışarıdaki hiçbir insanın anlayamayacağı çok hafif bir ödem oluyor. 2-3 gün sonra kesinlikle böyle bir şey kalmıyor. 2-3 gün yine içeride bir
gerginlik hissi hasta hissedebilir. Dışarıdan gözükmüyor ama hasta hissediyor. Çünkü vücut orada yoğun bir şekilde kolajen liflerini uyarmış oluyor. Ama bunların haricinde tamamen deri bütünlüğü korunmuş, ciltte en ufak bir kızarıklık olmayan bir durum söz konusu. Ben sadece kişisel tercih olarak lokal anesteziyle yaptığım için 200 saat sanki dişçiye gitmiş gibi hastanın dudakları, göz kapakları rahat hareket etmez. Ama bu sayede de çok rahat bir uygulama yapmış oluruz.